Çok şükür Zeyno değilmiş baba ya. Çok şükür mü? Çok şükür mü dedim sence? Yok baba, öyle demek istemedim. Sen kızı Zeyno zannediyordun ya. Şu kızın bir yüzüne baksana canım. Açta bir daha bak istiyorsan. Daha 17 yaşında, belki o kadar bile değil. Nasıl bu kadar cani olabiliyorlar Cem? Nasıl bu kadar hayvan olabiliyorlar? Yakalayacağız baba. Bunları da yakalayacağız. Kıçlarına basarken tekniği, bu soruyu suratlarına sorarız artık onlara. Ulan bu tecavüz ha. İyi iyi, haber oluyor. Akşam haberini geçeceğiz ona göre ha. Hazır mısın? Hazırım abi. Tamam, kayıt o zaman, çek. Lan ne yapıyorsun sen? Olay yerini çekiyorum abi. Ya bırak olay yerini şimdi, çek. Bacaklarını çek. Eğil eğil. Çek. Ha bacağını çek. Ha çek çek, bacağını çek. Aradan çek. Biraz daha çek, bitti şunun bacağını. Harika bir görüntü. Çek hadi. Ne oluyor kardeşim? Al. Hak ettin ama. Memoli. Memoli. Bir şeyim yok, iyiyim. Ne yapıyorsun? Sen görmedin mi şef? Ne oluyor ya? Şuradan da bir... Memoli. Cem. Çabuk buraya gelin. Teşekkür ederim. Çok iyi pozisyon. Bırak ya, kafayı yemiş. Memoli. Nedir senin derdin ha? Derdin nedir senin ha? Gazeteci döven polis diye adımızı çıkarıp başımızı belaya sokmak amacın, ben meslek hayatım boyunca böyle bir şeye izin vermedim ve bundan sonra da vermem, anlıyor musun? Ama bunlar gazeteci değil ki şef. Bunlar gazetecinin haysiyetini ayaklar altına alıyorlar. Buna sen karar veremezsin Memoli. Buna sen karar veremezsin. Buna ben karar veririm şef. Buna ben karar veririm. Orada yerde gencecik bir kız yatarken ve her gün böyle hayatının baharında bir sürü genç kız gözü dönmüş bir sapığın kurbanı olurken, eğer o kendini gazeteci zanneden herif haberi ölmüş bir kızın çıplak bacakları arasında arıyorsa, buna ben karar veririm şef. Ne? Cesedin bir bacağı açıkta kalmıştı şef. Gazeteci de onu görüntülemeye çalışıyordu. Memoli de sinirlendi işte. Aman Tanrım. Sence o bugün öleceğini biliyor muydu şef? O kızcağız bugün öleceğini biliyor muydu? Son nefesini hayvan bile olamayacak kadar soysuz bir herifin parmakları arasında okşanırken vereceğini biliyor muydu şef? Bu çiçeği buldum elinde şef. Bu çiçeği sımsıkı tutuyordu. Belki sevgilisi vermişti bunu ona. Belki annesi için koparmıştı. Belki de tam koparırken buldu ölüm onu. Şimdi söylesene bana şef, şimdi söylesene. En azından bundan sonra biraz rahat kalmalı. Bundan sonra masum kalmayı hak etmiyor mu bu kızcağız? Şef. Gazeteciyiz biz ya. Görüntü alma, haber yapmak suç mu? Ayıp ya. Adamınızı şikayet edeceğim, haberiniz olsun. Benim adım da başkomiser Kemal. Beni de yaz o listeye. Ne olacak? Beğendin mi ya? Arkadaşlar lütfen yardımcı olalım. Yine güçlerini istiyor. Baş üstünde başkomiser. Arkadaşlar, bu tatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yarın bütün bilgiler size fakslanacak. Memoli, Cem, yakalayın şu canavarları. Yakalayacağız şimdi. Kesin yakalayacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.